Merhabalar, ben Tozlu Sayfalar kanalından Umut. Bugün sizlere Türkiye'de ilk kadın inşaat mühendisi olan Sabiha Rıfat Gürayman'ın hayat hikayesini anlatacağım. İyi seyirler. Türkiye'de ilk olmak ve bir de üzerine bu ilki gerçekleştiren bir kadın olmak elbette çok zor. Ancak her değişim küçük bir adımla başlıyor. O ilk adım tüm kadınları cesaretlendiriyor ve adeta tarihte önemli bir dönüm noktası oluyor. Türkiye tarihinde oldukça önemli bir yere sahip kadınlardan biri de ilk kadın mühendisimiz ve Anıtkabir'in baş mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman. Ülkemizin en cesur kadınlarından biri olan Sabiha Rıfat Gürayman, 1910 yılında Makedonya'da Manastır'da doğdu. Çocukluk yılları Kurtuluş Savaşı'nın zor ve sancılı dönemine denk geldi. Babası subay olan Sabiha Rıfat Gürayman, ilk öğretimi Beşiktaş Esma Sultan İlkokulu'nda tamamladı. Ardından 1925 yılında Nişantaşı Kız Ortaokulu'nu bitirdi ve 1927'ye kadar İstanbul Kız Lisesi'ne devam etti. Eğitim gördüğü dönemde Atatürk kız çocuklarını eğitime teşvik ediyordu. İsteklerinden biri de kadınların da inşaat mühendisliği eğitimi almasıydı. Bir arkadaşının ve matematik öğretmeninin teşvik etmesiyle o yıl ilk kez kız öğrenci alacak olan yüksek mühendis mektebine yani günümüzdeki ütüye başvurdu. Mühendislik eğitimi gören Gürayman 1933 yılında eğitimini tamamladı. Ancak eğitim süresi boyunca çok fazla psikolojik baskıya maruz kaldı. Sabiha Rıfat Gürayman ile birlikte o yıl mühendislik eğitimi alan başka bir kadın öğrenci daha vardı. O da Melek Erbul. Başvuru sırasında da birçok kişi yapamayacağını, kadından mühendis olmayacağını söylese de o pes etmedi, eğitimini başarılı bir şekilde tamamladı. Gürayman eğitim hayatı boyunca yalnızca mühendislikle ilgilenmedi bir yandan da voleybol oynuyordu. Erkeklerle aynı takımda yer alan ve oldukça başarılı olan Sabiha Gürayman, Fenerbahçe voleybol takımına katılarak Türkiye'nin ilk kadın voleybolcusu oldu. Onun cesareti anlatmakla bitmiyor. Çünkü hem tüm zorlukları göğüs gerip hem de başarılı olabilen çok güçlü bir kadın kendisi. Voleyboldaki başarısını da bu şekilde taçlandıran Gürayman, 1929'da İstanbul şampiyonu olan Fenerbahçe takımının kaptanıydı. 1933 yılında sınıf arkadaşı Melek Erbul ile diplomalarını alıp birer mühendis oldular. Erbul, şimdi ne yapacağız sorusuna hiç herkes gibi onlar ne yaparsa biz de onu yapacağız şeklinde cevap verdi Gürayman. Çünkü erkeklerle arasında bir fark olmadığını biliyordu. En az onlar kadar hatta onlardan daha başarılı olabilirlerdi. Öyle de oldu. O yıl Ankara Bayındırlık Başmühendisliğine atandı. Burada başlarda çok zorlandı Gürayman. Kimse baş mühendisin bir kadın olduğuna inanamıyordu. Gürayman o dönem için önceleri pek kolay olmuyordu tabi. Odaya giren mühendis soruyor ve çıkıyordu. Sonra alıştılar, sevdiler de demekti. Yüksek Mühendis Mektebi'nin en iyi mezunlarını şehir dışındaki projelere göndermesiyle Ankara'da bir köprü yapımında yer aldı. Ancak yine ön yargılar peşini bırakmıyordu. Dağ başında şantiyede kadının ne işi var? Elbette bu tepkiler Gürayman'ı yıldırmadı. Kendini bir şekilde kabul ettirdi ve köprü yapımında görev aldı. İlk günden şantiye yaşamına alıştı. Yağmur çamur demeden diğer meslektaşları gibi çalışıyordu. Herkese kendini sevdiren, işi bırakmak isteyen işçileri pek çok kez geri döndüren ve bin bir emekle köprüyü tamamlayan Sabiha Güreyman'ın çalışmalarını takdir eden Beypazarı köyü halkı, köprünün ismini Kız Köprüsü diye anmaya başladılar. Başarıyla tamamlanan köprü, Güreyman'ın adının daha çok duyulmasına neden oldu. Ankara'dan döndüğünde imar işleri reisliği emrine atandı. Bu süreçte birçok okul, hastane, hükümet konağı, halk evi, köprü ve bina yapımında görev aldı. 1939 yılında Remzi Gürayman ile evlendi. 1941'de kontrol şefliği ve TBMM inşaatlarının kontrol şefliğini yaptı. Hayatının en gurur duyduğu görevine ise 35 yaşında atandı. Şimdi mühendis olmasını, eğitim almasını sağlayan ataya teşekkür zamanıydı. 35 yaşında Anıtkabir inşaatı baş mühendisi oldu. Bu görevi tam 10 yıl sürdürdü. Anıtkabir'de hem bir kadın mühendisin yer alması hem de baş mühendis olması tüm dünyada örnek olmuştu. Anıtkabir'in inşaatı sırasında ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Venizuelos'un sözleri ise gurur vericiydi. Sabaya Greyman'ın elini sıkan Venizuelos, ''Hayatımda ilk defa büyük bir işin başında bir kadın görüyorum. Sizi gerçekten tebrik ediyorum.'' demiştir Greyman'a. Atatürk, Anıtkabir'e nakledildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Müşavirlik Kadrosu'na getirildi. Bu görevden ise 1963 yılında kendi isteğiyle emekli olarak ayrıldı. Eşi Remzi Gürayman'ı 1993'te kaybetti ve ardından İzmir'e yerleşti. 4 Ocak 2003'te 93 yaşında ardında pek çok başarı bırakarak hayata veda etti. Çocuğu olmayan Gürayman meslek hayatı boyunca elde ettiği tüm varlığını İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na ve Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı'na bağışladı. Ömrü boyunca vakıflar aracılığıyla birçok şehit çocuğunun eğitimine katkıda bulundu. Kendi de asker çocuğu olduğu için bu konuda çok hassastı bugün sizlere Türkiye'nin ilk inşaat mühendisi Sabiha Gürayman'ın hayat hikayesini anlattım. Kendisi Türkiye'deki ilk kadın inşaat mühendisidir ve bu yönde çok baskılara maruz kalmasına rağmen hiçbir zaman pes etmeyerek devam ederek mezun olmayı başarmış ve sonrasında da alanında çeşitli görevler yürüterek başarıya ulaşmıştır. Bunu şuradan anlayabiliriz. Kendisi o kadar yükselmiştir ki Antikabir'in baş mühendisliğine gelmiştir. Ki Yunanistan Başbakanı Venizelos'un onu tebrik edici sözleri de onun için bir onurdur. Evet, bugünkü anlatımımız bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.